Değerli katılımcılar, bugün İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Komisyonu tarafından düzenlenen Lojistik ve Taşıma Hukuku Günleri 2 Lojistik, Taşıma, Sigorta ve Blok Zincir Uygulamaları konulu ikinci oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. Bu oturumda 4 tane değerli arkadaşımız sunum yapacaklar. İkinci konuşmacımız Sayın Ayşe Yürekli, pardon Sayın Aslı Şener, lojistik faaliyetleri için sorumluluk sigortaları ve uygulamada yaşanan aksaklıklar, uygulamada görülen eksiklikler konusunda bilgi verecekler. Ardından Sayın Ayşe Yürekli, nakliye sigortalarında sigortacının rücu hakkı ve sürecin işleyişini bize açıklayacaklar. Avukat Gülsaniye Ekmekçi, karayolu eşya taşımacılığında gönderenin sorumluluğu ve son konuşmacımız da avukat arabulucu Melda Sirkecioğlu da CMR ve FFL poliçelerinde sigortacının yükleme ve istifleme işlemlerinin sorumluluğu konularında bize bilgi verecekler. Gerçekten de lojistik ve taşımacılık hukukunun can damarlarını teşkil eden konulardan bir tanesini bugünkü oturumumuzda değerlendireceğiz. Ben sözü uzatmadan hemen Sayın Aslı Şenel'i ekrana davet ediyorum. Umarım bu toplantıları tekrar yüz yüze yapma günlerini yakalayabiliriz ve bu süreç bir an önce biter. Sayın Şenel, ekran sizin. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Değerli üstadlarım, sevgili meslektaşlarım ve sayın dinleyiciler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Başta Egemen Bey olmak üzere bu panelin düzenlenmesini sağlayan İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu değerli üyelerine ve 2 gün boyunca sürecek olan bu panele katkısı sağlayan tüm panelistlere öncelikle teşekkürlerimi sunmak isterim. Ben Avukat Aslı Şenel, 1999 yılında Marmara Hukuk'tan mezun olduktan sonra farklı iş yerlerinde ve hukuk bürolarında mesleki tecrübelerim oldu. Yaklaşık 7 yıldır da lojistik sektörünün önde gelen ve saygın firmalarından biri olan Alışan Lojistik firmasının hukuki danışmanlığını yapmaktayım. Bugüne kadar edinmiş olduğum teorik bilgiler özellikle Alışan Lojistik firmasında çalışmaya başladıktan sonra birebir operasyon içerisinde yer almam, sigorta departmanı ile dirsek dirseğe çalışmamız sayesinde pratik bilgiler ile pekişmiş ve gelişmiş oldu. Bu çerçevede edinmiş olduğum tecrübeler, bugüne kadar görmüş olduğum sigorta poliçeleri, meydana gelen hasarları nazara alarak bugün ben sizlere lojistik firmalarının risklerini teminat altına alacak sorumluluk sigortaları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken pratik bilgiler ile ilgili kısaca bir sunum yapmak istedim. Sağlıklı bir sigorta poliçesinin yapılabilmesi için öncelikle firmaların risklerini mümkün olduğunca teminat altına alan gelişen ve değişen faaliyetleriyle paralel yürüyebilecek bir sigorta yönetimine sahip olmaları çok önemlidir. Zira Türkiye'nin birçok sektöründe yaşadığı hızlı dönüşüm lojistik alanında da kendini göstermekte ve bu durum özellikle katma değerli hizmetlerin ön plana çıkmasına sebep olmaktadır. Müşteri istek ve beklentilerinin artması, üretim şekillerinin çeşitlenmesi, lojistik hizmetlerinin sayısız alternatifine ortaya çıkmasına sebep olmakta. Dolayısıyla sadece ürün ve hizmet sunmak yetersiz kalmakta. Bu sektörde vazgeçilmez olmak isteyen firmalar
Salt lojistik hizmetinin bir adım ötesine geçerek tedarik zincirinin de bir parçası olmayı hedeflemektedirler. Dolayısıyla lojistik sektörünün gümrükleme, depolama, antrepo, barkodlama, katma değerli hizmetler gibi birçok faaliyeti bünyesinde barındırması firmaların üstlenmiş oldukları mali ve hukuki risklerin artmasına sebep olmuş. Bu durumda bu riskleri teminat altına almayı sağlayan sorumluluk poliçeleri daha fazla önem arz etmeye başlatmıştır. Dolayısıyla mümkün olduğunca bu riskleri teminat altına alacak bir sigorta yönetimine sahip olmak ve sahip olunan bu sigorta yönetimi konusunda özellikle müşteri taleplerini karşılayan, müşteri taleplerine onayları veren çalışanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Sorumluluk sigorta poliçelerinde esas olan unsurlar sigortalının eyleminin net olarak tanımlanması, risiko adresinin net tanımlanması, sigortalı faaliyetinin yine poliçede tanımlanması, üstlenilen riskin poliçe limitiyle uyumlu olup olmadığının belirlenmesi önem arz etmektedir. Sunumu da ilerletebilirsek Ali Bey rica etsem. Sorumluluk sigortalarında eylemi teminat altına alınan sigortalı genel olarak firmaların bünyesinde çalışan personellerin eylemleri olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde lojistik hizmeti, öz mal araçlar, depolar, firmaların kendi personelleri, sigortalı personelleri tarafından verilmekle birlikte özellikle artan müşteri taleplerini karşılayabilmek adına çoğu zaman bu hizmetler tedarikçiler kanalı ile verilebilmektedir. Hatta bazı durumlarda alt nakliyecinin alt nakliyecisinin dahi olduğu taşımalar söz konusudur. Yine intermodal gibi taşımalarda tren, gemi gibi farklı taşıma türlerinin devreye girmesiyle gemi acentası, tren operatörü gibi farklı tedarikçilerden mecburen bu hizmetler alınmaktadır. Yine ambalajlama, yeniden paketleme gibi çok sayıda insan gücüne ihtiyaç duyulan hizmetler çoğu zaman yevmiyeci olarak nitelendirilen personelleri tedarik eden firmalar üzerinden alınmaktadır. Firmaların, lojistik firmalarının ana faaliyetlerinin yanında bir de güvenlik, yemek, servis gibi ana faaliyeti konusu dışındaki servislerde de yine tedarik hizmetlerinden faydalanması mümkündür. Dolayısıyla sorumluluk poliçelerinde salt firmanın çalışanların eylemlerinden kaynaklanacak zararların teminat altına alınması bu anlamda maalesef yetersiz kalmaktadır. Burada sadece sigorta açısından dikkat edilmesi gereken husus, birçok sigorta şirketi firmaların ana faaliyet konusu dışındaki servislerin teminat altına alınmasında çok sıcak yanaşmamaktadır. Bunu da uygulamada daha çok firmaların, tedarik firmalarının isimlerinin poliçe üzerine yazılarak sağlanmasıyla mümkündür. Sorumluluk sigorta poliçesinin diğer bir önemli hususlarından biri de risiko adresinin tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesidir. Özellikle depocu sorumluluk poliçelerinde bazı sigorta şirketleri risiko adreslerinin tek tek belirtilmesini isterken bazı sigorta şirketleri de Türkiye'de faaliyette bulunan tüm adresler şeklinde genel bir tanımlama yapabilmektedir. Genel tanım her zaman için tercih olmakla birlikte özellikle yangın teminatı içeren poliçelerde maalesef bu her zaman mümkün olamamaktadır. Şayet tek tek adres belirtilen bir poliçe söz konusu ise
faaliyette bulunulacak her bir adresin poliçe dahil edildiğinin mutlaka teyit edilmesi, kontrol edilmesi gerekir. Bu adresi de esasen firmaların işte öz mal, kiralık, depo, iş yeri gibi düşünmemek gerekir. Nitekim zaman zaman müşteri işte fabrikalarındaki tesislerindeki depoların işletilmesi hizmeti verilebilmektedir. Yine müşteri tesislerinde taşıma işlerini organize etmek adına personel görevlendirilmesi söz konusu olabilir. Veya lojistik firmalarının müşterilerine karşı üstlenmiş oldukları antrepolama hizmetleri üçüncü firmalar üzerinden verilebilir. Dolayısıyla burada önemli olan adres kavramında lojistik firmasının bizzat kendisi veya taşeronları vasıtasıyla müşteri mallarının depolanması, müşteri adına lojistik hizmetlerinin sunulduğu yer olarak geniş düşünülmesini önermekteyiz. Sorumluluk sigorta poliçelerinde diğer bir önemli husus da sigortalının faaliyetinin net olarak tanımlanmasıdır. Özellikle depocu sorumluluk poliçelerinde işte üçüncü şahıslara ait emtianın depo içerisinde forklift ve benzeri işte yükleme boşaltma depo içerisinde yer değiştirilmesi şeklinde genel bir depolama hizmeti tanımı yapılmaktadır. Ancak başta da belirttiğim gibi özellikle entegre lojistik hizmetlerinin artması sebebiyle ambalajlama, barkodlama, paketleme, kimyasal ürünlerin karıştırılması gibi birçok katma değerli hizmetlerin de artık verilmesi söz konusudur. Dolayısıyla klasik taşımacılık, depoculuk ve elleçlemenin dışında özellikle ürün yapısına müdahale edebilecek faaliyet var ise bunun sigorta şirketiyle konuşulması ve bu faaliyetlerin poliçeye not olarak düşünmesi önemlidir. Taşıyıcı sorumluluk sigortası açısından ise önemli olan hususlardan biri genellikle poliçelerde taşınan yük türüyle ilgili istisnalar yer almaktadır. Genellikle işte yaş sebze meyve, elektronik eşya, tehlikeli kimyasal ürünler gibi ürünler istisna kapsamındadır. Dolayısıyla taşınan firmalar tarafından taşınan veya taşınacak yüklerin bu istisnalar kapsamında olup olmadığını kontrol edilmesi ve şayet istisna içerisinde ise bunun teminata dahil edilmesi önemlidir. Taşıyıcı sorumluluk sigortaları açısından bir diğer önemli husus da poliçenin temeli taşıma esnasında üründe meydana gelecek hasarların teminat altına alınmasıdır. Dolayısıyla yükleme ve boşaltma esasında gönderici ve alıcıya ait olduğundan yükleme ve boşaltma esnasında meydana gelecek hasarlar genel olarak teminat dışındadır. Ancak özellikle kaplı ürünler dışında günümüzde likit, gaz gibi ürünlerin yüklenmesi, boşaltılması, aktarma yapacak hortumun tanka bağlanması, boruların bağlanması gibi eylemler bu konuda uzman sürücüler tarafından yerine getirilmektedir. Dolayısıyla şayet hizmetin içerisinde ise yükleme ve boşaltma esnasında meydana gelecek hasarların teminat altına alınması önemli bir başka husustur. Yine taşıyıcı sorumluluk poliçelerinde genel olarak ara depolama, aktarma depolarında bekleme esnasında meydana gelecek hasarlar teminat dışındadır. Ancak yine tedarik lojistiğinin artması ile bu ara beklemelerin yapılması daha fazla sıklaşmıştır. Örneğin işte teslimden önce likit bir ürünün ısıtılması, soğutulması için bekleme yapılması gereken durumlar söz konusudur. Dolayısıyla şayet böyle de bir hizmet var ise bunun da mutlaka poliçeye dahil edilmesi gerekir. Sağlıklı bir sorumluluk sigortası yapılabilmesi için önemli hususlardan bir diğeri de poliçe limitinin
üstlenilen risk ile uyumlu olmasıdır. Taşıcı sorumluluk sigortalarında genellikle araç başına bir limit belirlenmekte, depocu sorumluluk poliçelerinde ise olay başına ve yıllık olarak bu limitler belirlenmektedir. Bu nedenle taşınacak yükün bir araç içerisinde taşınacak yükün değerinin poliçe limitiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edilmesi, şayet poliçe limitini aşıyor ise zeylname ile bu limitlerin arttırılması önemlidir. Zaman zaman zeylname ile dahi arttırıldığında yeterli olmayacak spesifik çok değerli ürünlerin taşınması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda da mutlaka konunun sigorta şirketi ile birebir görüşülüp bu tür taşımalara özel spesifik poliçelerin yapılması, hatta gerekirse nakliye lojistik firmaları tarafından bu maliyette üstlenilerek nakliyat emtia sigortasının yapılması önerilmektedir. Depocu sorumluluk sigortaları açısından ise özellikle tek bir olayda ve bir yıl içerisinde en fazla ne kadarlık bir müşteri malına zarar verilebileceği nazara alınarak bu poliçe limitlerinin belirlenmesi uygun olacaktır. Lojistik firmalarının teminat altına alınan risklerini temel olarak aslında dört ana başlıkta belirtebiliriz. Müşterilerine, kamuya, çevreye ve üçüncü şahıslara, çalışanlarına karşı sorumluluklar olarak. Müşterilerine karşı sorumluluklarını da esas olarak operasyonel, mesleki sorumluluk, dolaylı veya direkt finansal sorumluluklar ve yangın, su hasarları, hırsızlık ve benzeri gibi adlandırılmış hasarlardan kaynaklanacak sorumluluklar olarak yine başlıklandırabiliriz. İlk olarak operasyonel sorumluluklardan kısaca bahsetmem gerekirse, operasyonel sorumluluklar dahilin içerisinde teminat altına alınan hususlar, ani ve beklenmedik kazalar sonucu oluşan ve üründe maddi zarar oluşturan hasarlardır. Örneğin forkliftin depo içerisinde bir ürüne çarpması neticesinde malın hasarlanması veya taşıma esnasında aracın devrilmesi sonucunda ürünün zayi olması gibi söz konusu hasarlar, lojistik hizmetinin ifası esnasında firmanın kusuru, ihmali gibi sebeplerle müşteri ürünlerinin zararı olduğundan depocu ve taşıyıcı sorumluluk poliçesi dahilinde teminat altına alınan ana hususlardır. Bununla birlikte lojistik tanımına giren mesleki faaliyetlerin gerekli özen ile yerine getirile malda meydana gelebilecek maddi zarar olarak tanımlanan mesleki sorumlulukların da poliçeye dahil edilmesi tavsiye edilmektedir. Örneğin ilgili IT altyapısındaki bir eksiklik nedeniyle bir ürüne yanlış barkod basılması, bu sebeple ürünün son kullanma tarihinin geçerek kullanılmaz hale gelmesi gibi veya gecikme, yanlış destinasyon, yanlış dokümantasyon, yanlış teslim gibi lojistik firmasının hata atlama eylemleri nedeniyle hizmetin ifası sırasında veya sonucunda mesleki sorumluluktan kaynaklanan zararların da bu çerçevede mümkün olduğunca teminat altına alınması önemlidir. Uygulamada sigorta şirketleri ile lojistik firmaların en çok karşı karşıya kaldığı konulardan biri de dolaylı ve finansal sorumluluklardır. Temelde hem depocu hem taşıyıcı sorumluluk sigortaları hizmetin ifası esnasında direkt müşteri emtialarına verilecek zararları teminat altına almaktadır. Ancak rekabetin çok fazla olduğu lojistik sektöründe müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmalar zaman zaman
doğrudan zararların ötesine geçerek işte müşteri sözleşmeleriyle her türlü zarardan sorumluluk gibi maddeleri kabul edip dolaylı finansal zararlar gibi birçok zararları üstlenebilmektedirler. Operasyonel hayatta da her zaman maalesef sadece direkt zararlar söz konusu olmamaktadır. Özellikle tedarik lojistiğinde dolaylı zararlar riski çok daha yüksektir. Örneğin müşterinin talep ettiği bir ürün yerine farklı bir ürünün depodan sevk edilmesi, ham madde niteliğinde olan bu ürünün üretici firma tarafından fark edilmeden üretime sokulması, akabinde de spesifikasyonlara uymayan ortaya yeni bir ürün çıkması gibi bir hasarda yanlış teslim edilen ürünün zayi olması, yanlış ham madde ile üretilen ürün için kullanılan diğer ham maddelerin zayi olması, üretilen bu ürün için harcanan işçilik, ambalajlama maliyetleri, ortaya çıkan ürünün analizi için yapılacak masraflar ve sonunda da bu ortaya çıkan ürünün imhası için yapılacak masraflar gibi birçok zarar kalemi ortaya çıkabilir. Ayrıca malda bir zarar olmadan da yine lojistik firmasının işini gereği gibi yapmaması nedeniyle de müşteri mağduriyetleri söz konusu olabilir. Örneğin müşteri tarafından talep edilen bir ürünün farklı bir adrese gönderilmesi, müşteri tarafından da o adreste o ürünün belli bir süre depolanması, sonra doğru adrese gönderilmesi için yapılacak nakliye masrafları gibi maliyetler söz konusu olabilir. Böyle bir olayda mal hiçbir şekilde zararlanmayabilir ama lojistik firmasının işini gereği gibi yapmaması sebebiyle müşterinin bir takım finansal zararları söz konusu olacaktır. Dolayısıyla da bu zararların da mümkün olduğunca teminat altına alınması önemli bir başka konudur. Buraya kadar anlattığım aslında operasyonel, mesleki sorumluluk ve dolaylı finansal sorumluluklar hep lojistik firmalarının faaliyetlerinden kaynaklanacak hasarlara ilişkin sorumluluklardır. Ancak zaman zaman faaliyetin dışında da müşteri ürünlerine zarar verilmesi söz konusu olabilir. Örneğin sel, kar ağırlığı gibi bir sebeple deponun çatısı çökerse ve depo içerisindeki ürünler zarar görebilir. Veya herhangi bir arıza nedeniyle spring sistemi çalışır ve depo içerisindeki ürünler ıslanabilir. Yine yan depoda meydana gelen bir yangın bizlerin mevcut depolarına sirayet edebilir gibi. Bu tip riskler Türkiye'de yangın poliçesi başlığı altında teminat altına alınmaktadır ve depo başına gerçek mal bedeli üzerinden teminat verilmektedir. Dolayısıyla firmaların depremli, depremsiz, endüstriyel paket poliçe yangın sigortalarını yaptırması bu anlamda mali risklerini azaltabilecek önemli hususlardan bir tanesidir. Sadece poliçelerde özellikle dikkat edilmesi gereken husus, gerçek mal bedeli üzerinden teminat verildiği için belirli dönemlerde işte 3 aylık, 6 aylık gibi periyotlarda depo içerisinde bulunan ürünlerin değerinin mutlaka güncellenmesi ve bunun da sigorta şirketiyle paylaşılması gerekmektedir. Lojistik firmalarının müşterilerine karşı olan sorumluluklarının yanında bir de kamuya karşı sorumlulukları söz konusudur. Burada da özellikle büyük bir risk olan çevre kirliliği ve temizleme masrafları büyük önem arz etmektedir. Örneğin nakliye esnasında ADR'li bir ürün taşıyan aracın devrilmesiyle o ürün toprağa dökülebilir. Veya limanda, gemide işte yine bir ADR'li ürün aktarması yapılırken ürün denize dökülebilir. Dolayısıyla öngörülemeyecek birçok çevre kirliliği,
zararlarına sebep olunabilir ve bu kirliliğin temizlenmesi için de birçok masraf yapılması gerekebilir. Dolayısıyla bunların da teminat altına alınması önemli bir başka husustur. Lojistik firmalarının yine üçüncü şahıslara karşı sorumluluklarının da poliçelerde teminat altına alınması önemli bir başka konudur. Örneğin firma personelinin yükleme için gittiği bir tesisin kapısını kırabilir. Veya işte oradaki üçüncü kişilerin mallarına zarar verebilir. Burada da lojistik hizmeti firma personelinin görevlerini ifa için bulundukları tesislere, oradaki üçüncü şahıslara veya onların mallarına verebileceği zararlar şeklinde teminat altına alınması mümkündür. Yine firmanın kendi tesisinde bulunan üçüncü şahıslara ait mallara da zarar verilebilir. Örneğin depoya yükleme için gelen bir araca yükleme yapan forkliftin aracın kasasını kırması gibi. Dolayısıyla firma tesisinde bulunan üçüncü şahıslara veya onların mallarına verilebilecek zararların da teminat altına alınması önermekteyiz. Yine bu hizmetin ifası esnasında sadece mallara zarar verilemeyebilir. Üçüncü şahısların bedenlerine de zarar verilebilir. Dolayısıyla bunun da poliçeye dahil edilmesi gerekir. Lojistik firmalarının son sorumlulukları da çalışanlara karşı sorumlulukları. Firmanın en büyük hizmet kaynağı sigortalı personelleri veya iş kanununun ikinci maddesi kapsamında alt işveren statüsünde sayılabilecek tedarikçi firmanın personelleridir. İş yerinde veya işin ifası sırasında meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda ödenecek tazminatlar, yine bu iş kazaları sonucunda SGK'nın açabileceği rücu tazminat davaları, işveren mali mesuliyet sigortasında genel olarak zaten teminat altına alınan hususlardır. Bunlara ilaveten ek teminatları ile dahil edilen işçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmesi sırasında meydana gelebilecek iş kazaları. Yani servis ile işe giderken meydana gelebilecek bir kaza. Yine işçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işi yapılmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazaları. Yani örneğin Ankara'ya bir görev için gönderilen personelin otel odasında banyoda ayağının kayarak başını vurması gibi. Şayet Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bir veriliyor dışında meydana gelen kazaları ve manevi tazminat taleplerinin poliçeye eklenmesi yine mali riski minimize edebilecek önemli hususlardan bir tanesidir. Bir diğer önemli konu meslek hastalıkları. Lojistik sektöründe özellikle sürücü ve depo tarafında çalışan personellerin beden gücüne dayanan, ağırlıklı olarak beden gücüne dayanan bir hizmet verildiğinden maalesef meslek hastalığı bu sektör açısından önemli ve kritik konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla bunun da teminat altına alınması mali riski mümkün olduğunca azaltacaktır. Tüm bunların dışında sigortalı firmaların faaliyetlerle uyumlu olarak birçok ek teminatı poliçelerine sigorta şirketleriyle görüşerek dahil ettirmesi mümkündür. Ama bunların arasında özellikle markalı mallar klozu, hırsızlık ve emniyet suistimalinin mutlaka ekletilmesini uygulama açısından önermekteyiz. Malumunuz olacağı üzere sigortanın genel prensibi meydana gelen zayi olan ürünün soltaja tabi tutulması veya en azından soltaj değerinin düşülerek tazminat ödemesinin yapılmasıdır. Ancak birçok firma kendi markasının ürününün ikinci el piyasada dolaşmasını istemediği için soltaja izin vermemekte, hatta bizzat kendileri imha etmektedirler. Bu durumda da
sigorta firmalarının hasar ödemesi yaparken indirim yaptığı sovtaj bedelleri lojistik firmaların üzerinde mali bir risk olarak kalmaktadır. Dolayısıyla mümkün olduğunca eğer markalı mallar klozu poliçelere dahil edilir ise o zaman bu markalı ürünlerin sovtaja tabi tutulmadan ya da sovtaj değerleri düşünmeden tazminat ödenmesi söz konusu olabilecektir. Lojistik sektöründe maalesef en çok karşılaşılan konulardan, risklerden bir tanesi hırsızlık, diğeri de emniyet suistimal. Hırsızlık genel olarak aslında poliçelerde teminat altına alınan ana bir unsurdur. Ancak bunun içinde birçok kural ve istisna getirilmektedir. Örneğin aracın güvenlikli, kameralı bir alanda park etmesi gibi. Ancak uygulamada maalesef ki bu her zaman mümkün olmamaktadır. Özellikle sefer sırasında mola için evet bu tarz nitelikteki yerlerde araçlar park edebilmekle birlikte boşaltma için özellikle boşaltma için gittikleri tesislere erken saatte vardıklarından ama sırası gelmediği için tesis içerisinde alınmadığı için bu araçlar çok uzunca saatler tesisin dışarısında ama tesise yakın bir yerlerde beklemek zorunda kalmaktadırlar. Ve çoğu zaman da bu beklenen alanlar poliçede aranan güvenlikli, kameralı gibi kriterlere uymamakta ve bu alanlarda da hırsızlık olayları daha fazla yaşanmaktadır. Bu kapsamda da sigorta şirketleriyle görüşüp mümkün olduğunca belki bir kilometre sınırı konulabilir. Yani şu kadar kilometre içerisinde bu özelliklere sahip olmayan bir alanda bekleme esnasında yapılacak işte hırsızlıklar teminata dahildir gibi bir kloz eklenebilir. Hırsızlık açısından önemli bir başka husus da kırma, delme, zor ve şiddet kullanma gibi bir zor kullanma unsurunu sigorta poliçeleri aramaktadır. Dolayısıyla örneğin bir mola esnasında aracın kilitlenmemesi sebebiyle eğer bir ürün çalınması söz konusu olursa bu eylem ceza kanunu açısından hırsızlık suçu teşkil etse bile maalesef sigorta poliçesinde teminat dahilinde sayılmamaktadır. Bu nedenle firmaların özellikle bu şeye hususlara dikkat edip ve gerekli önlemleri almasını önermekteyiz. Bir diğer önemli husus da maalesef ki lojistik sektöründe en çok yaşanan sorun emniyet suistimal. Bu emniyet suistimal her zaman firmaları kendi personellerinden maalesef olmamakta uygulamada daha çok tedarik statüsünde olan kişilerin eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla emniyet suistimal riskinin mutlaka poliçeye dahil edilmesi uygulama açısından önerilmektedir. Umarım uygulama açısından faydalı olabilecek bilgiler verebilmişimdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Şener, biz de size çok teşekkür ederiz. Gerçekten de sigorta hukukunun çok az bilinen bir boyutunu bize açıkladınız. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. Sunumlar tamamlanınca size ben de bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi ikinci konuşmamız Sayın Ürekli'ye sözü veriyorum. Sayın Ürekli, ekran sizin. Buyurun lütfen. 20 dakika içerisinde sunumunuzu yapmanızı istirham ediyorum. Çünkü 4 konuşmacımız ve devam eden oturumlarda olduğu için maalesef süreye riayet etmenizi istirham ediyorum. Rica ederim. Bitirmeye çalışacağım 20 dakika içerisinde. Herkese merhaba demek istiyorum öncelikle. Tüm katılımcılara ve etkinlikte bir araya gelmemizi sağlayan komisyon başkanımız Egemen Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayşe Ürekli, ben 2012 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Çeşitli alanlarda avukatlık mesleğini yaptıktan sonra son 5 senedir sigortacılık alanında çalışıyorum. Özellikle rücu alanında yetkiliyim diyebilirim. Hemen o zaman konuma geçmek istiyorum. Konum rücu hakkı, sigortacının rücu hakkı ve sürecine ilişkin bilgilendirme yapacağım size.
Sunumu koyabiliriz isterseniz Ali Bey. Öncelikle sigortacının rücu hakkı aslen halefiyete dayalı bir hak. Bu nedenle sigortalıya karşı yükümlülükler yerine getirildiğinde sigortacıya ödenen bedel kadarıyla onun yerine geçerek sorumlulara karşı dava açma hakkına sahip oluyoruz. Bu mal sigortalarında 1472 ve sorumluluk sigortalarında 1481 hükmüyle düzenlenmiş. Şartlarına gelecek olursak geçerli bir sigorta sözleşmesi olması gerekiyor öncelikle. Bu geçerli sözleşmeye dayanarak ödeme yapılmış olmalı. Sonrasında üçüncü kişinin sorumluluğunu ortaya koyan bir halin varlığı gerekli. Sonrasında da tabii ki de sigortanın dava hakkı olması gerekiyor bu kişiye karşı. Bu hususta değinmem gereken diğer bir husus da emtia nakliyat poliçesi genel şartları. Bu düzenleme çok eski olmakla birlikte yine de hani uygulayabiliyoruz. Bize yükümlülüklerin, sigortalının yükümlülüklerini gösteren bir düzenleme diyebilirim. Burada rücu hakkını düzenleyen ve sigortalının hasarın büyümesine engel olmasını, rücu hakkını korumasını sağlayan yükümlülükler mevcut. Ancak uygulamada dava aşamasına geçtiğimizde genellikle yükümlülüğü ve uygulamadaki dava sürecini TTK ve uluslararası sözleşmelere göre devam ettiriyoruz. Burada değinmem gereken aslında en önemli husus hasar ihbarının yapılmış olması. Bu sigortalıya getirilen bir yükümlülük diğer belgelerle birlikte hasar ihbarının yapılmış olması gerekiyor. Taşıyanın kusurun ispatlanması konusunda bize bir yol gösteriyor. Şöyle söyleyebiliriz aslında bunu. Bir hasar gerçekleştiğinde eğer hasar ihbarı yapılmışsa bunu artık taşıyan ispat etmeli. Hasarın bu süreçte mi taşıma sırasında meydana gelmediğini ispat etmesi gerekiyor. Ancak bizim bu hasar ihbarını yapmayan sigortalımız olduğunda veya yük ödeyicisi olduğunda bu ispat külfeti bize geçiyor ve davalar bu nedenle reddedildiği olabiliyor. Eğer farklı bir evrak yoksa elimizde taşıma esnasında ispatını yarayan. Bunun haricinde nakliyat türlerinden iki nakliyat türü üzerinde devam etmek istiyorum sunumuma. Rücu süreçlerini bu poliçeler üzerinden anlatacağım. Nakliyat sigortası türleri, emtia nakliyat poliçeleri, nakliyatçı sorumluluk sigortaları ve bunun dışında teknik sigortalı ve denizcilik sorumluluk sigortaları var. Ancak öncelikle emtia ve nakliyat sorumluluk sigortaları bizim için daha önemli. Daha çok karşımıza çıkıyor çünkü. Nakliyat poliçesine istinaden yaptığımız ödemelerde sigortalımız aslında yük ilgilisi veya sattığı malı sattığı kişi alıcı olabiliyor. Ödeme yaptıktan sonra bu bedelin hasarı kusuru ile sebebiyet veren taşıyandan, yükleyenden ve benzeri kişilerden rücu söz konusu. Taşıyan sorumluluk poliçesinde ise taşıma esnasında meydana gelen hasardan dolayı taşıyanın sorumluluğun nedeniyle ödeme yapıyoruz. Ve eğer bu durumda fiili bir taşıyıcı varsa ona rücu söz konusu olabiliyor. Genellikle bu durum FFL poliçelerinde gündeme geliyor ve fiili taşıyana rücu söz konusu oluyor. Bu ayrımın iki önemli sonucu var bizim açımızdan rücu açısından. Emtia nakliyat poliçesine istinaden yaptığımız hasar ödemelerinde fatura bedeli üzerinden değerlendirme yapılıyor ve ödemeyi aslında navlun bedeli, umulan kar, yan zararlar da eklenebiliyor. İleride ayrıntılı olarak belirteceğim üzere istisnai haller dışında sınırlı sorumluluk gereği taşıyanın sadece SDR poliçesine istinaden kusura bakmayın SDR hesaplamasına istinaden rücu edebiliyoruz. Bu durumda da gerçek hasar bedeliyle SDR hesaplaması arasında kalan fark sigortacı üzerinde kalıyor. İkinci husussa emtia nakliyat poliçelerinde sigortalımızın taşıyana karşı açabileceği dava süresiyle sınırlı olduğumuz için bu sürenin başlangıcı bizim için de başlangıç sayılıyor. Sigortalıya halef olduğumuz andan itibaren ancak hasarın gerçekleşmesi veya teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde bu davayı açmamız gerekiyor. Taşıyan sorumluluk poliçesine istinaden yaptığımız ödemelerde ise yine sınırlı sorumluluk gereği, taşıyanın sınırlı sorumluluğu gereği ödemeyi de
aslında sınırı sorumluluk kuralına göre yapıyoruz ve SDR hesaplamasına göre ödeme yapmış oluyoruz yük edilisini. CMR hükümleri gereğince bu miktarı da faiz ve masraflarıyla beraber fiili taşıyanlar rücu hakkımız doğuyor. Belirtilmesi gereken ikinci husus yine taşıyan sorumluluk sigortalarında ise zaman aşımı başlangıcı. Emtia nakliyat poliçelerinden farklı olarak. Burada mahkeme kararının kesinleşmesi, taşıyanın sorumluluğunu gösteren mahkeme kararının kesinleşmesi veya yük ödeme yaptığı tarihten itibaren bir yıl içinde dava açma hakkımız var. TTK 855.3 ve CM 39 uyarınca tazminatın ödenmesine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi veya bu konuda mahkeme kararının bulunması halinde tazminatın ödenmesi tarihinden başlayarak bir yıl içinde dava açabiliyoruz. TTK 855 bu hususta fiili taşıyana hasarı öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içinde bildirim yapılması yükümlülüğünü getirmiş asıl taşıyana. Evet, zaman aşımı konusunda sanırım şey yaptı. Tamam. Zaman aşımı hususunda da taşıma türüne göre aslında değişiklik gösteriyor. Kara taşımasında yurt içi ve yurt dışı taşımalarda paralel olarak bir düzenleme var. Buna göre bir yıllık zaman aşımı süresi belirlenmiş. Deniz taşımalarındaysa TTK ve Lahey Visby bir yıllık süre belirlemiş. Hamburg kurallarında 2 yıla çıkarılmış ve Rotterdam kurallarında da bu husus kabul edilmiş tekrar 2 yıl olarak değerlendirilmiş. Havayolu taşımasında 2 yıllık zaman aşımı, demiryolu taşımasında ise 1 yıllık zaman aşımı süresi belirlenmiştir. Zaman aşımının bazı hallerde uzaması söz konusu oluyor. Taşıyanın kastı veya pervasız davranışından dolayı zarar meydana geldiyse TTK ve CMR 3 yıl, demiryolu taşıması ise 2 yıla çıkarmış bu zaman aşımı süresini. Havayolu taşımasında böyle bir hüküm belirlenmemiş. Ancak deniz yolu taşımasında eğer tazminat sisteminin muhatabı hak düşürü süresinin geçmesine neden olacak şekilde zarar göreni oyalamışsa artık bu süreden yararlanamayacağını belirtmiş ve bu da demek oluyor ki 1 yıl sonrasında da dava açılabilecektir. Bizim açımızdan rücu sürecinde en önemli husus rücu muhatabının tespiti aslında. Genel emtia poliçelerinde, emtia sigortalarında taşıyan olmakla birlikte hasarın gerçekleştiği ana göre yükleyen, boşaltan, aktaran da olabilir. Ancak bu tarz işlemler uygulamada freight forwarder firmaları tarafından yürütülüyor. Tüm bu süreçler de onlar tarafından organize ediliyor. Dolayısıyla fiili taşıyan, asıl taşıyanın ifa yardımcısı sayılıyor ve fiili taşıyanın sorumluluğunda bulunan malın zarar görmesinden taşıma sözleşmesi uyarınca asıl taşıyan freight forwarder firmalarının da sorumluluğu bulunuyor. Taşıyan sorumluluk poliçelerinde ise rücu muhatabının tespiti aslında hasarın gerçekleştiği ana göre yine değerlendirmek gerekiyor. Fiili olarak kimin hakimiyetinde ise bu mal o kişi hasar o kişinin üzerinde kalıyor aslında. CMR de buna uygun bir düzenleme getirmiş. Asıl taşıyan ödemeyi yapabilir ancak rücu konusuna geldiğinde öncelikli olarak hasarın hangi aşamada meydana geldiğinin tespit edilmesi gerekiyor ve bu kişiye artık rücu edilebilir. Ancak hasar hangi aşamada meydana geldiği tespit edilemiyorsa bu durumda tüm taşıyıcılar birlikte eşit olarak bu zarardan sorumlu olacaktır. Konişmento, kaptan taşıyan veya yetkili acentesi tarafından düzenlenen bir belge. Bize rücu aşamasında en büyük katkıyı sağlayan aslında tüm bilgileri veren bir belge bu aslında. Yükün miktarı, cinsi, paketleme şekli gibi birçok bilgiyi ihtiva ediyor ancak bunun dışında hasarı da gösterebiliyor. Sorumlu taşıyanın kim olduğunu gösteriyor. Yetkili ve görevli mahkemenin tespitine yönelik birçok bilgiyi içeriyor içinde. Bizim açımızdan en önemli özelliği üzerinde imzası bulunan taşıyan, donatan veya taşıyana izafe eden işlem yapılacak acentenin bilgilerinin bulunması. İkinci husus taşıyan bazı durumlarda konteynerin içinde ne olduğunu bilmeyebiliyor. İçeriğini kontrol etmediği durumlarda bazı kayıtlar koyuyor. Bu safe contain veya shipper stow load and seal gibi. Bu ifadeler aslında sınırı sorumluluğu vurgulamak adına koyulmuş beyanlar.
Bunlar belirtilmemişse taşıyanın sınırını sorumluluğu tartışılır hale gelebilir. Taşıyan tarafından konulan kayıtlar aslında malın temiz bir şekilde alınıp alınmadığını da gösteriyor. Ama bunun dışında konuşmento üzerine taşıyanın tamamen kusursuzluğunu ifade eden bir kayıt koyulmuşsa bu TTK anlamında da geçersizdir. Diğer bir husus burada, önemli bir husus. En başta söylediğim gibi hasar ihbarı rücu aşamasında çok önemli. Konuşmentoda da eğer teslim alınan alan aldığı sırada hasarın gözle görünür bir malın gözle görülür bir hasar bulunmadıysa bu artık bizim için hasar ispat açısından önemli bir ihbar açısından önemli bir husus. Teslim alan kişi gözle görülür bir hasar varsa bunu konuşmentoya belirtebilir. Uygulamada en çok sorunla karşılaştığımız husus ise yetkili mahkemenin ve uygulanacak hukukun belirtilmiş olması. Genellikle arka sayfasında veya charter parti hükümlerine gönderme yapan maddeler bunlar. Hukuk gereği taraflar, yetkili mahkemenin taraflar arasında belirlenmiş olması, yetkili mahkemenin konuşmantanın ön yüzünde belirtilmiş olması, Yargıtay tarafından da aslında bu yetki sözleşmesinin geçerli olduğunu kabul ediyor. Ancak bazı durumlarda tarafların Türkiye'de bulunması, hasarın Türkiye'de gerçekleşmesi, yetki şartının ön yüzünde bulunmaması gibi hususlarda mahkeme, Yargıtay diyor ki bu şart, yetki sözleşmesi Türk mahkemelerinin yetkisinin kısıtlanması anlamına gelir. Bu durumda da bu yetki sözleşmesini geçersiz kabul edip Türk mahkemelerinde davanın görülebileceğine ilişkin kararlar mevcut. Yetki hususunda farklı kararlar bulunmaktaysa da tahkim şartı bulunuyorsa bu konuşmentonun arka sayfasında veya Charter Party'de artık her iki taraf da bununla bağlı hale geliyor ve mahkemeler görevsizlik kararı veriyor ilk itirazdan itibaren. Diğer bir husus SDR hesaplaması. Burada taşıyanın sınırlı sorumluluğu bulunduğunu belirtmiştim. Emtia poliçelerinde özellikle biz tamamen ödemeyi fatura bedeli üzerinden navlun ücreti, umulan kar ve bunun dışında çoğunlukla ek ilave bedel olarak belirtilen %10'luk bir genelde ek bir ilave bedel bulunur. Bununla beraber ödeme yaptığımız halde taşıyanın sadece sınırlı sorumluluğuna gidebiliyoruz. Bu hesaplamada tüm taşıma türleri için farklı miktarlarda belirlenmiş. Karayolu taşımasında yurt içi ve yurt dışı taşıma ikisi de paralel bir düzenleme. 8.33 SDR ile sınırlı. Deniz yolu taşımasındaysa lahey gizli kurallarında parça başına 667.67, malın her brüt ağırlığı için ise 2 SDR üzerine hesaplanır. Hamburg kurallarında ise parça başına 835, malın her brüt ağırlığı için 2,5 SDR olarak hesaplanmış. Hava yolu taşımasında Montreal Sözleşmesi 22 SDR, Varşova Sözleşmesi ise 17 SDR olarak kabul etmiş. Demiryolu taşımasında ise 17 SDR olarak kabul edilmiş. Ancak bu sınırlı sorumluluğun istisnası olarak sayabileceğimiz CMR'de özellikle belirtilen 3 husus var. Öncelikle gönderenin CMR belgesi üzerinde, bunu artık konişmentoda da kabul ediyoruz. Bu konişmento veya CMR'nin üzerinde hasarın değeri belirtilmişse, malın değeri belirtilmişse, taşınan malı taşıyıcı artık bildiği için değerini, bu tüm hasar bedeliyle sorumlu oluyor, malın değeriyle sorumlu oluyor diyebiliriz. Ancak burada istinafın bazı kararlarında sadece CMR veya konişmento da değil, bunun dışında taşıma sözleşmesinde malın değerinin belirtilmiş olmasının da sınırı sorumluluğu kaldıran bir sebep olduğunu öngören istinaf kararları var ama çok istisnai olduğunu söyleyebilirim. Uygulamada çok fazla karşılaşmadım. Kaybolma ve geç testinde de yine SDR hesaplaması uygulanmaz. Bunun dışında faiz ve gecikmeden doğan zarar ve ziyanlar talep edilebilir. Uygulamada en çok kullandığımız ve karşılaştığımız husus ise taşımacının kötü hareketinden, pervasız davranışından, kötü harekete eş değer kusurundan kaynaklı hasar meydana gelmesi durumunda sınırlı sorumluluktan yararlanamayacağı ilkesi. Bunu da tespit etmek aslında zor. Her olay için emsal kararlara göre değerlendirme yapıyoruz.
O hususlar gerçekleştiğinde, Yargıtay emsal kararlarındaki hususlar gerçekleştiğinde artık taşıyıcının sınırı sorumluluktan yararlanamayacağını kabul ediyoruz. Uygulamada yaptığımız işlemler bu şekilde. Ben bu şekilde sonlandırmak istiyorum sunumumu. Teşekkür ediyorum herkese dinlediğiniz için. Sayın Ürenkli, biz de teşekkür ederiz değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Yine sizinle de paylaşmak, sormak istediğim bir konu da var oturum sonunda. Şimdi Sayın Ekmekçi'ye söz veriyorum. Sayın Ekmekçi, karayolu taşımacılığında gönderenin sorumluluğu konusunda bize sunum yapacaklar. Buyurun Sayın Ekmekçi. Merhaba. Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sunuma başlamadan önce bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese Komisyon Başkanımız Egemen Bey'in şahsında teşekkür etmek istiyorum. Ben Avukat Gülsaniye Ekmekçi. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 1987 yılından beri avukat olarak faaliyetimi sürdürüyorum. Meslek hayatımın ilk yıllarından itibaren taşıma hukuku benim zevkle çalıştığım alanlardan birisi olmuştur. Halen de bu alanda çalışmaya devam ediyorum. Ve sunumuma başlıyorum. Taşıma hukukunda en çok tartışılan konulardan birisi, üzerinde en çok yazılıp çizilen konu taşıyıcının sorumluluğudur. Görece daha az sayıda incelemeye ve yargı kararlarına konu olduğunu düşündüğüm için ben bu sempozyum için gönderenin taşıyıcıya karşı sorumluluğunu tercih ettim. Bu konuyu tebliğ konusu yaptım. Bu çerçevede sırasıyla Türk Ticaret Kanunu ve CMR'de gönderenin taşıyıcıya karşı sorumlulukları nelerdir? Bu sorumluluğun hukuki niteliği nedir? Sorumluluk sınırları ve tabii zaman kalırsa konuya ilişkin Yargıtay kararlarına değinmeye çalışacağım. Gönderenin taşıyıcıya karşı birinci sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu'nun 850. maddesinin ikinci fıkrasına göre taşıma ücretini ödemektir. Önceki Türk Ticaret Kanunu'nda bu şekilde açık bir düzenleme mevcut değildi. Eski kanunun 792. maddesine istinaden yargı kararlarında aksi kararlaştırılmamışsa taşıma ücretini ödeme borcunun gönderilene ait olduğu kararlaştırılıyordu. Ancak yeni kanunun yürürlüğe girmesinden sonra artık bu durum değişmiştir. Taşıma ücretini ödeme borcu aksi kararlaştırılmamışsa tabii yine gönderene ait bir borçtur. Bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararında açık surette tespit edilmiştir. Çünkü yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra da bazı Yargıtay kararlarında eski kanundan gelen bir alışkanlıkla olsa gerek aksi kararlaştırılmamışsa ücreti ödeme borcu gönderilene aittir şeklinde hükümler veriliyordu. Hukuk Genel Kurulu'nun bu kararıyla bu durum düzeltilmiştir isabetli olarak. Ali Bey kaydırabiliriz. Gönderenin taşıyıcıya karşı ikinci sorumluluğu taşıma senediyle ilgilidir. Taşıma senedi Türk Ticaret Kanunu'nun 856 ve 857. maddesinde, CMR'nin ise 5, 6 ve 7. maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nda taşıma senedinin ne şekilde düzenleneceği 856. maddede, hangi bilgileri içermesi gerektiği 857. maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'na göre geçerli bir taşıma sözleşmesinin varlığı için taşıma senedi düzenlenmesi zorunlu değildir. Ancak taraflardan biri talep ederse gönderen taşıma senedinin içermesi gereken tüm bilgileri taşıyıcıya tam ve eksiksiz doğru olarak bildirmekle yükümlüdür. CMR'nin Türkçe tercümesinde taşıma senedi yerine sevk mektubu ibaresi kullanılmıştır. CMR'de de gene gönderenin taşıyıcıya karşı taşıma senediyle ilgili sorumlulukları düzenlenmiştir. CMR'nin 5. maddesinde taşıma senedinin ne şekilde düzenleneceği, 6. maddesinde hangi bilgileri içermesi gerektiği ve 7. maddesinde bu bilgilerin yanlışlığından, eksikliğinden ya da hiç olmamasından dolayı gönderenin sorumlulukları düzenlenmiştir. Gönderenin taşıyıcıya karşı üçüncü sorumluluğu refakat belgelerine ilişkindir. Refakat belgeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 860, CMR'nin
11. maddesinde yer alır. 860. maddenin 1. fıkrasında refakat belgelerinin resmi işlemler için, özellikle gümrük işlemleri için gerekli bilgi ve belgeler olduğu belirtilmiştir. 860. maddeye göre gönderen bu bilgi ve belgeleri taşıyıcıya teslim etmek, taşımadan önce taşıyıcıya vermekle yükümlüdür. Madde gerekçesinde bu belge ve bilgilere ilişkin olarak bu belgelerin gümrük beyannameleri, sağlığa, güvenliğe, terminallere, polise ilişkin resmi işlemler için gerekli bulunan bilgi ve belgeler olduğu açıklanmıştır. Refakat belgeleri taşımanın güzergahına, yükün cinsine ve hatta aracın cinsine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin canlı hayvan taşınıyorsa veteriner sağlık sertifikası, bitkisel ya da tarımsal ürünler taşınıyorsa buna ilişkin sertifikalar, standarda tabi bir ürün söz konusu ise kalite standart belgesi, ATR dolaşım belgesi gibi belgeler refakat belgelerine örnek olarak verilebilir. CMR'nin 11. maddesinde Türk Ticaret Kanunu'ndan farklı olarak taşıyıcının bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve yeterliliğini incelemekle yükümlü olmadığı düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nda böyle bir düzenleme yoktur. Ancak ben TTK kapsamında yapılan taşımalar için de bu ilkenin geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü taşıyıcı bu bilgilerin, belgelerin gerçekliğini, doğruluğunu, yeterliliğini araştırsa dahi tespit edebilecek uzmanlığa sahip değildir. Örneğin hayvan yükü için veteriner sertifikasının, veteriner belgesinin doğru mu, yeterli mi, gerekli koşulları taşıyor mu bunları bilebilecek durumda değildir. Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu için de aynı ilke geçerlidir. Ben bu konuda bir örneği de paylaşmak istiyorum. Yaşadığım bir tecrübeyi, gerçekten refakat belgelerinin ne kadar önemli olduğunu bir davada öğrenmiştim. Gümrük beyannamesinde taşınan eşyanın gümrük tarife pozisyonu yanlış yazılmıştı. Beyannamede belirtilen tarife pozisyonuna tarife pozisyonunun gümrük vergisiyle gerçekte taşınan yükün gümrük vergi oranları farklı olduğu için taşıyıcı şirket kaçakçılık suçlamasıyla ceza davasına muhatap olmuş, uzun yıllar uğraşmak zorunda kalmıştı. O yüzden refakat belgelerindeki bilgi ve belgelerin doğru, tam, eksiksiz olması oldukça önemlidir. Gönderenin taşıyıcıya karşı bir diğer sorumluluğu tehlikeli eşyayı bildirmesine ilişkindir. CMR'de de Türk Ticaret Kanunu'nda da tehlikeli eşyanın ne olduğu tanımlanmamıştır. Ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 132. maddesinde böyle bir tanım vardır. Buna göre tehlikeli madde fiziksel ve kimyasal yapısı itibariyle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine veya kolayca ateş alıcı, zehirli ve radyoaktif maddelerle bunların benzerleri olarak tanımlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 861. maddesine göre tehlikeli bir eşya taşınması söz konusu ise gönderen bunu taşıyıcıya zamanında açık ve anlaşılabilir şekilde ve mutlaka yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Gönderenin sadece eşyanın tehlikeli eşya olduğunu bildirmesi de yeterli görülmemiştir. Tehlikenin türünü, örneğin yanıcı mı, patlayıcı mı ve varsa alınması gereken önlemleri de taşıyıcıya bildirmesi zorunludur. Bu bildirimin zamanında yapılmasından anlaşılması gereken de taşıyıcıya önlem almasına yetecek kadar süre önce diye anlaşılması gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nda yine gönderenin eşya teslim alırken taşıyıcının tehlikenin türünü bilmiyorsa yahut kendisine gönderen tarafından böyle bir bildirimde bulunulmamışsa tehlikeli eşyayı fark ettiğinde bu yükü boşaltma, bir depoya boşaltma, geri götürme, imha etme yahut zararsız hale getirme haklarına sahip olduğu düzenlenmiştir. Böyle bir şey söz konusu olduğunda gönderen taşıyıcıya ayrıca bu işlemler için yaptığı masrafları da ödemek zorundadır. CMR'nin 22. maddesinde de benzer bir düzenleme mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu'ndan farklı olarak
CMR'nin 22. maddesinde bildirimin, yani tehlikeli eşyayı bildirmenin zamanında açık ve anlaşılır şekilde ve yazılı şekilde olması ibaresi yer almamıştır. Ayrıca CMR'de taşıyıcının kendisine bildirilmeyen tehlikeli eşyayı fark ettiğinde bu yükü geri götürme yahut depolama hakkı yer almamıştır. Ancak CMR'de de taşıyıcının özen yükü kapsamında yükle ilgili gerekli önlemleri alma yükümü dikkate alındığında, eğer bu eşyanın boşaltılması yahut geri götürülmesi daha uygun bir tedbir olacaksa, CMR kapsamında yapılan taşımalarda da taşıyıcının bu hakka sahip olduğunun kabul edilmesi gerekir. Gönderenin taşıyıcıya karşı sorumluluklarının bir diğeri ambalaj ve işaretleme yükümüdür. Bu Türk Ticaret Kanunu'nun 862 CMR'nin 10. maddesinde düzenlenmiştir. Taraflar arasında eğer aksi kararlaştırılmamışsa ambalajlama işlemi kural olarak gönderenin sorumluluk sahasında gerçekleştirilen bir işlemdir. Bunun böyle olması da işin tabiatı gereğidir. Çünkü yük hakkında, yani o eşya hakkında bilgi sahibi olan gönderen bunun hangi ambalajla ne şekilde daha güvenli şekilde sevk edilebileceğini bilebilecek durumdadır. Bu nedenle ambalajlamanın kural olarak onun hakimiyet sahasında gerçekleştirilmesi doğaldır. Gönderen bu işlemi taşıyıcıya ve taşınan eşyaya zarar vermeyecek şekilde yerine getirmek zorundadır. Türk Ticaret Kanunu'nda ambalaj yapma yükümünün gönderene ait olduğu açık şekilde düzenlenmişken, CMR'nin 10. maddesinde bu yükümlülüğün kime ait olduğu belirtilmemiştir. Ancak 10. maddedeki gönderenin kusurlu ambalajlamadan kaynaklanan zararlardan dolayı taşıyıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlü olduğu hükmünden hareket edilirse, CMR kapsamında da ambalajlama yükümünün kural olarak aksi kararlaştırılmamışsa gönderene ait olduğunun kabul edilmesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nda CMR'den farklı olarak gönderenin işaretleme yükümüne de yer verilmiştir. Gönderen işaretlenmesi gerekiyorsa, örneğin ambalaj üzerine bir yön işareti konulması gerekiyorsa bunu da yapmak zorundadır. Bir diğer başlığımız gönderenin yükleme ve boşaltma sorumluluğudur. Bu husus Türk Ticaret Kanunu'nun 863. maddesinde düzenlenmiştir. CMR'de yükleme ve boşaltma işlemlerine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Ancak CMR'nin taşımaya ilişkin her hususu düzenleyen bir metin olmadığı dikkate alındığında, CMR kapsamında yapılan taşımalarda da eğer Türk mahkemeleri yetkili ise 863. madde hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Gönderen 863. maddeye göre eşyayı taşıma güvenliğine uygun şekilde araca koymak, istiflemek, sabitlemek suretiyle yüklemek ve aynı şekilde de boşaltmak zorundadır. Taşıyıcı ise gönderenin yaptığı bu yüklemenin işletme güvenliğine uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlüdür. Taşıma güvenliğinden ne anlamak gerekir? Bu yükün araca güvenli şekilde yüklenmesidir. Yani yükün ağırlığı, ebatları, işte diğer yüklerle yakın olmasının yaratabileceği riskleri dikkate alarak gönderen araç içerisinde uygun bir şekilde yüklemeyi ve sabitlemeyi yapmakla yükümlüdür. İşletme güvenliği ise en genel ifadesiyle eşyanın trafik ve taşıma kurallarına uygun şekilde sevk edilmesidir. Bu çerçevede taşıyıcı, gönderenin yaptığı yüklemenin aracın dengesini bozup bozmadığını, aracın durma kabiliyetini etkileyip etkilemediğini, yükün araçtan düşmeyecek şekilde araca yüklenmiş olup olmadığını, gabari, istiyap haddi sınırlarına dikkat edilip edilmediğini işletme güvenliği kapsamında denetlemek ve yükümlüdür. Gönderenin bu konudaki bir diğer yükümlülüğü de taşıyıcıdan kaynaklanmayan nedenlerle taşıyıcının yükleme ve boşaltma işlemleri için makul süreden daha fazla beklemesi söz konusu olursa taşıyıcıya bekleme ücretini de ödemesidir. Gönderenin hukuki sorumluluğu, bu konuda bir şey daha eklemek istiyordum. Gönderenin yükleme ve boşaltma işlemlerinden sorumlu tutulabilmesi için sadece sözleşmede bu yükümlülüğün gönderene ait olduğunun kararlaştırılması yetmez. Gönderen sorumlu olabilmesi için bilfiil bu işlemleri yapmış olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir.
Gelelim gönderenin hukuki sorumluluğunun hukuki niteliğine. Borçlunun borca aykı davranışından sorumluluğu kural olarak kusur prensibine dayanır. Bununla birlikte kanunda ya da sözleşmede düzenlenen bazı hususların varlığı halinde kusursuz sorumluluk halleri söz konusu olabilir. Örneğin araç işletenin sorumluluğu, hayvan sahibinin sorumluluğu, istihdam edenin kusursuz sorumluluğu gibi. Türk Ticaret Kanunu'nun 864. maddesi de gönderenin kusursuz sorumluluğunu düzenleyen bu hallerden birisidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 864. maddesine göre gönderen yetersiz ambalaj ve işaretlemeden, taşıma senedindeki bilgilerin gerçeğe aykırı olmasından, eksik olmasından yahut hiç olmamasından, tehlikeli eşya hakkında bildirimde bulunmamaktan ve resmi işlemler, özellikle gümrük işlemleri için gerekli bilgi ve belgelerdeki eksikliklerden, gerçeğe aykırılıklardan ya da bunların olmamasından kaynaklanan zararlardan dolayı kusuru olmasa dahi taşıyıcıya karşı sorumludur. Burada taşıyıcının zararlarından kastedilen bizzat ve doğrudan maruz kaldığı zararlar olabileceği gibi bu ihlaller nedeniyle üçüncü kişilere karşı üstlenmek zorunda olduğu zararlar da olabilir. Türk Ticaret Kanunu'nda kusursuz sorumluluğun istisnalarına da yer verilmiştir. Bunlardan birincisi 864. maddenin 4. fıkrasına göre gönderenin tüketici olmasıdır. Eğer gönderen tacir değilse, tüketici ise kusursuz sorumluluğu söz konusu olmayacak, ancak kusuru varsa sorumlu olacaktır. Bir diğer istisna, Türk Ticaret Kanunu'nun 864 taksim 3. fıkrasındaki hükümdür. Bir diğer istisna 863. maddesindeki yükleme ve boşaltma işlerine ilişkin sorumluluktur. Türk Ticaret Kanunu'nun 863. maddesindeki sorumluluk, kusursuz sorumluluğu düzenleyen maddede, 864. maddede yer almadığı için yükleme ve boşaltma işlerinden doğan zararlar bakımından gönderenin kusur sorumluluğu söz konusu olacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nda da, pardon CMR'de de Türk Ticaret Kanunu'na paralel olarak kusursuz sorumluluk halleri düzenlenmiştir. Ancak bunlar Türk Ticaret Kanunu'nda olduğu gibi tek bir maddede bütün olarak değil, dağınık maddelerde yer alır. CMR'nin 7. maddesindeki sevk mektubunun içeriğinden doğan sorumluluk, 10. maddesindeki eşyanın kusurlu ambalajlanmasından sorumluluk, 11 taksim 2. maddesindeki refakat belgelerine ilişkin sorumluluk ve 22. maddesindeki tehlikeli eşyaya ilişkin bildirim sorumluluğu gönderenin CMR'de taşıyıcıya karşı kusursuz sorumlu olduğu haller olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki gönderenin taşıyıcıya karşı sorumluluğu sınırsız bir sorumluluk mudur yoksa sınırlama var mıdır? Evet, vardır. Gönderenin tazmin yükümlülüğü Türk Ticaret Kanunu'nda iki yönden sınırlandırılmıştır. Bunlardan birincisi 864 taksim 2. maddeye göre miktar itibariyle getirilen sınırlamadır. Buna göre gönderenin sorumluluğu eşyanın net olmayan ağırlığının her bir kilosu için 8,33 SDR ile sınırlıdır. Gönderenin tazminat sorumluluğunu sınırlayan bir diğer husus da 864 taksim 3. madde uyarınca taşıyıcının davranışlarının zarara etkili olmasıdır. Madde düzenlemesine göre gönderenin kusursuz sorumluluğuna yol açan hallerde zararın ya da masrafların doğmasında taşıyıcının bir kusuru etkili olmuşsa tazminatın tayininde bu kusurun ne oranda olduğunun dikkate alınması gerekecektir. Taşıyıcının davranışlarının zarara etkili olmasına örnek olarak uygulamada en sık karşımıza çıkan husus nezaret hükmünü yerine getirmemesi, taşıma senedini hatalı doldurması, kendi riziko sorumluluk alanındaki tedbirleri yeterince almamış olması yahut gönderenin bariz hatasını rağmen göndereni uyarmamış olması gibi haller sayılabilir. Yargıtay kararlarında gönderenin sorumluluğuna da kısaca değinmek isterim. Yargıtay kararlarına baktığımızda en çok üzerinde durulan konunun
taşıyıcının müterafık kusuru olduğunu görüyoruz. Yani bu yargıtay kararındaki tabirle bunu ifade etmek istiyorum. En çok üzerinde durulan konu mutlaka her olayda yargıtay taşıyıcının müterafık kusurunun bulunup bulunmadığını araştırılmasını öngörmektedir. Aslında 864. maddenin 3. fıkrasındaki taşıyıcının davranışlarının zarara etkili olması hükmü ile 876. maddedeki taşıyıcının özel yükümü maddesi birlikte dikkate alındığında bu isabetli bir yaklaşım gibi görünse de her olayda ortak kusur araştırılması bazen adil olmayan sonuçlara yol açmaktadır. Nitekim doktrinde de bunun artık tartışılmaya muhtaç bir durum olduğu, Yargıtay'ın her olayda mutlaka kusur araştırması yapılmasına karar vermesinin, yani bunun bir zorunlulukmuş gibi uygulamasının hatalı olduğu dile getirilmiştir. Ben de kendi mesleki tecrübelerimde gerçekten taraflarca iddia edilmeyen, gönderenin kusurunun, kusursuz sorumluluğun bariz olduğu hallerde bile mahkeme kararlarının Yargıtay tarafından eksik inceleme gerekçesiyle, ortak kusuru araştırılmadığı için eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozulduğunu görmekteyiz. Bu yönden bu yaklaşımın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sürenin sanıyorum sonuna geldim. Yargıtay kararlarını derlemeye çalıştım ben bu şu ana kadar anlattığım konularla ilgili derlediğim Yargıtay kararları var. Bunlar ekranda slide olarak geçebilir. Dileyen katılımcılara bunu ayrıca komite üzerinden iletebileceğimi de bildiriyorum. Ve hepinize dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Ekmekçi'ye teşekkür ederiz. Gerçekten gönderenin sorumluluğu yine üzerinde az durulan bir konuydu. Bize Yargıtay kararlarıyla beraber bu konuyu açıkladığı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu arada değerli katılımcılarımızın sorusu varsa eğer lütfen bunları bize yazsınlar. Son konuşmacımıza geçiyoruz. Bir an önce sorularınızı gönderebilirseniz ben de onları konuşmacılarımıza yönlendireceğim. Sayın Sirkecioğlu bize CMR ve FFL poliçeleri açısından sigortacının yükleme ve istiklemeden sorumluluğunu anlatacaklar. Sayın Sirkecioğlu, buyurun, ekran sizin. Merhabalar, Avukat Melda Sirkecioğlu ben. HDI Sigorta AŞ Hukuk Departmanı'nda çalışıyorum. Öncelikle Egemen Bey'e ve İstanbul Borası Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu üyelerine bu etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Kendimden biraz bahsedecek olursam, 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olur olmaz taşıma, deniz ve nakliyat yapan bir hukuk bürosunda yaklaşık 4 sene çalıştım. Buradaki tecrübemden sonra HDI Sigorta'daki işime geçtim. Burada da genellikle nakliyat poliçeleriyle ve deniz yat poliçeleriyle ilgilendim. Buna ek olarak 2017 yılında yüksek lisansımı yine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamladım. Bu anlamda yaklaşık 9 senedir nakliyat hukukuyla ilgili söyleyebilirim. Bugün de yine size taşıma hukukuyla ilgili CMR ve FFR poliçelerinde sigortacının yükleme ve istifleme işlemlerinden sorumluluğu konusunu anlatacağım. Burada öncelikle neden bu konuyu seçtiğimden bahsetmek istiyorum. Bu konu, aslında bu hasar sebebi, uygulamada en çok karşımıza çıkan hasar sebebi. Ve burada bazı hususlarda tereddüt yaratan konular da var. Bunlara da değinerek bu önemli hasar sebebiyle ilgili tereddütleri biraz ortadan kaldırmak amacıyla bu konuyu seçtim. Öncelikle bir sunumun işleyişine, içeriğine ilişkin bir bilgi vermek istiyorum. Ne anlatacağım, hangi sırayla anlatacağım, daha açıklayıcı olması açısından. Öncelikle CMR ve FFL sigortalarına ilişkin kısa bir bilgilendirme yapacağım. Bundan daha sonrasında, yani bu bilgilendirmede teminatların ortak özellikleri, her iki poliçedeki teminatların ortak özellikleri, birbirinden farklılıkları, bunlara değineceğim. İkinci olarak, bir sigortacı olarak CMR ve FFL sigortası kapsamında bir hasar meydana geldiğinde nasıl bir prosedür izliyoruz, nelere dikkat ediyoruz, buna ilişkin kısa bir bilgi vereceğim. Ve son olarak sunumumun asıl konusu olan CMR ve FFL sigortası kapsamında yükleme ve istifleme işlemleri sebebiyle bir hasar meydana geldiğinde
sigortacı olarak nasıl bir değerlendirme yapıyoruz? Bu hususa ilişkin bilgi vereceğim. Burada da yine yükleme ve istifleme işlemlerinin taşıyıcı ve gönderici tarafından yapılması durumlarını ayrı ayrı inceleyip, gönderici tarafından yapıldığı durumdaki nezaret yükümlülüğünü ayrıca değerlendirmeye alacağım. CMR poliçesi ve FFR poliçesi ile ilgili kısa bir açıklama yapacak olursam, bu her iki poliçenin de bir sorumluluk poliçesi olduğunu, ancak teminat kapsamları yönünden birbirinden ayrıldığını, ortak teminatlarının da bulunduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle ki, CMR sorumluluk poliçelerinde uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşımayı taahhüt ettikleri mallarda gelebilecek zararlar sebebiyle oluşacak hukuki sorumluluk CMR hükümleri gereğince poliçede belirtilen limitler ve şartlar dahilinde teminat altına alınmaktadır. Buradaki asıl belirleyici olan şey aslında taşıyıcının CMR konvansiyonundaki sorumluluğudur. FFR poliçesi ise teminat anlamında biraz daha geniştir. Burada ulusal, uluslararası taşımacılık ve depolama işlemlerini yapan firmaların işte nakliye, taşıma, depolama ve taşımacılığa ait diğer işleriyle ilgili bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumlulukları poliçede belirtilen şart ve limitler tahtında teminat altına alınır. Bu poliçenin konusunu aktarma deposu, işte ticari kar amaçlı depoculuk faaliyetleri, transit taşımalar, taşımacılık cirosuna yansıyan taşımalar, nakliye faturasına dahil olabilecek işlemler bu poliçenin konusunu oluşturabilir. Bu anlamda FFR poliçesinin bir tık daha geniş teminat sağladığını, nakliyeye ek olarak depoculuk gibi faaliyetleri de teminat altına, yani bu anlamda taşıyıcının üzerine düşen sorumluluğu teminat altına aldığını söyleyebilirim. Ama tabii ki yine FFR poliçelerinde de taşımayla ilgili olan kısımlarda, özellikle CMR'ye tabi bir taşımaysa bu, tabii ki yine CMR hükümlerine göre değerlendirme yapılmaktadır. Onun haricindeki işlemlerde ise depoculuk olsun, diğer işlemler olsun, poliçede belirtilen şartlar tahtında değerlendirme yapılmaktadır. Peki bir sigortacı olarak biz CMR ve FFR sigortasında poliçe dönemi içerisinde bir hasar meydana geldiğinde nelere dikkat ediyoruz? Yani buna ilişkin kısa bir bilgi vermek istedim. Çünkü hani yükleme ve istiflemeden direkt başlamak istemedim. Öncelikle neler bizim için önemli? Ve bu önemli olan şeylerin yükleme ve istifleme işlemlerindeki hasarlardaki yansıması nasıl oluyor? Ona o şekilde bir geçiş yapmak istedim aslında. Bizler öncelikle hasar sebebinin ve tutarının bizler açısından tespit edilmesi gerekir. Hasar tespitini nasıl yapabiliyoruz? Dosyada eksper ataması yapıyoruz. Eksper eğer kim? Fiziken inceleme mümkünse yerinde gidip taşıma aracını ve emtiaları inceleyip hasar sebebini ve tutarını tespit etmeye çalışıyor. Eğer ki yerinde inceleme yapılması mümkün değilse bu durumda taraflarca iletilen evraklar tahtında bir inceleme ve değerlendirme yapıyor. Daha sonrasında incelediğimiz husus ise tazminat talebinde bulunan tarafın gerçekten zarar uğrayıp uğramadığı. Bu ne demek? Şimdi normalde sorumluluk poliçelerinin muhatabı, yani bu poliçelerden talepte bulunacak insan, yani talepte bulunabilecek taraflar yük ilgilileri oluyor. Ancak her durumda yük ilgilileri sorumluluk poliçelerine başvurmuyor. Şöyle durumlarda olabiliyor. Taşıyıcılar yük ilgililerinin zararlarını tazmin etmiş olabiliyorlar. Böyle bir durumda taşıyıcı zararı tazmin ettiği gerekçesiyle elinde dekontuyla veya cari hesaptan bir düşüm yapıldıysa cari hesap kayıtlarıyla bunu bize ispat ediyor ve bizler bu şekilde gerçekten bir ortada zarar olduğunu anlıyoruz. Daha sonrasında baktığımız şey ise sigortalının hasara ilişkin bir sorumluluğu var mı? Buna da neden bakıyoruz? Çünkü her iki poliçede gerek CMR gerek FFR poliçesi, her ikisi de sorumluluk poliçesi olduğu için bu poliçelerde önemli olan taşıyıcının sorumluluğu. Eğer taşıyıcının sorumluluğu varsa, çünkü teminat devreye giriyor. Taşıyıcının sorumluluğunun olmadığı durumlarda teminat devreye girmeyeceği için bu sorunun cevabı da bizler için çok önemli. Ve son olarak aslında tüm poliçeler yönünden önem teşkil eden bir husus bu. Hasar sebebine ilişkin poliçede bir teminat var mı? Bu hususa ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz. Aslında bu dört sorunun cevabı bizlere hasarın teminat kapsamında olup olmadığını, eğer teminat kapsamındaysa ödenecek tutarın ne kadar olduğu konusunda bizleri yönlendirici oluyor. Bu soruları yükleme ve istifleme işlemleri sebebiyle hasara yontacak olursak, burada da yine yükleme ve istifleme işlemlerinin kimin tarafından yapıldığı bizler için önem teşkil ediyor. Burada, yani uygulamada daha çok kabul edilen
Yükleme ve istifleme işlemlerinin yoğunluklu olarak gönderici tarafından yapıldığı yönündedir. Ancak bu her durumda şart değildir. Tarafların bunun aksini kararlaştırması mümkün değildir. Mümkündür. Daha sonrasında şöyle bir sıkıntı da olabiliyor çünkü. Taşıyıcı yükleme sahasına gittiğinde emtianın niteliği gereği, ağırlığı gereği, ebadı gereği zaten bu yüklemeyi yapamayacak konumda olduğu için genellikle de uygulamada gönderici tarafından yükleme ve istifleme işlemleri yapılıyor. Yine aynı şekilde burada da şuna bakıyoruz. Taşıyıcının sorumluluğunu gerektiren bir durum var mı? Burada tabii ki bu konu yükleme ve istiflemenin taşıyıcı ve gönderici tarafından yapılıp yapılmamasına göre değişiyor. Buna sunumumun ileriki aşamalarında da değineceğim. Nezaret yükümlülüğünde özellikle bu husus çok önem teşkil ediyor. Ve dediğim gibi yine son olarak bu yükleme ve istifleme işlemleri sebebiyle bir hasar meydana geldiğinde de yine yükleme ve istiflemenin teminat kapsamında olup olmadığı bizler açısından önem teşkil ediyor. Ben sigorta şirketinde çalıştığım için örnek poliçe hükümlerinden de örnek vermek istedim sunumumda. CMR poliçelerinde genel olarak kullandığımız poliçe hükmü hani yanlış yükleme ve istifleme sonucu oluşan hasarların teminat kapsamı dışında bırakmak yönünde. FFR poliçelerinde emtianın yük sahibi tarafından yanlış yükleme ve istiflenmesi sonucu oluşan hasarlara dayalı talepleri teminat dışı bırakıyoruz. Ancak bunlar dediğim gibi genel uygulamalarımız değil. Müşteri bazlı hasar prim oranına göre bakarak verdiğimiz teminatlar. Bunlar sadece örnek olarak bu sunuma eklediğim teminatlar. Daha sonrasında asıl sunumumun konusuna gelecek olursam yükleme ve istifleme işlemlerinin taşıyıcı ve gönderici tarafından yapıldığı durumları ayrı ayrı değerlendireceğimi sunumumun başında belirtmiştim. Yükleme ve istifleme işlemlerinin taşıyıcı tarafından yapıldığı durumda eğer ki poliçede yükleme ve istifleme işlemlerinin teminat kapsamı dışında bırakıldığı bir durum varsa, bu şekilde bir poliçe hükmü varsa sigortacının sorumluluğu devreye girmiyor. Ancak gönderici tarafından yükleme ve istifleme işlemleri sadece teminat kapsamı dışında tutulduysa bu durumda şuna bakıyoruz. Taşıyıcının basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü gereği taşıma kapsamındaki yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirip getirmediğine bakıyoruz. Taşıyıcının meydana gelen bir hasarda yani ağır kusurun bulunup bulunmadığı da bizler için önem teşkil ediyor. Çünkü eğer ağır kusuru varsa yine teminat devreye girmiyor. Bu şekilde taşıyıcı tarafından yapıldığı durumları da düzenlemiş oluyoruz poliçelerimizde. Yükleme ve istifleme işlemlerinin gönderici tarafından yapıldığı durum ise taşıyıcı tarafından yapılan kısım CMR konvansiyonunda düzenlenmemekle birlikte gönderici tarafından yapıldığı durumlar CMR konvansiyonunda düzenlenmiş durumda. Burada taşıyıcı için bir özel sorumsuzluk sebebi öngörülmüştür. CMR konvansiyonun madde 17'ye 4C'de. Bu hüküm gereğince kural olarak taşıyıcının yükün gönderici, alıcı veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından alınması, taşınması, yığılması veya boşaltılması sebebiyle meydana gelen bir hasara ilişkin sorumluluğu bulunmamakta. 18'e 2 uyarınca yine CMR konvansiyonu uyarınca bu hususa ilişkin ispat yükü taşıyıcının üzerinde. Yani taşıyıcı yükleme, istifleme ve boşaltma işlemlerinin gönderen, gönderilen veya onların ifa yardımcıları tarafından yapıldığını ispat ederek ve hasarın da bu sebeple meydana geldiğini ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir. Ancak tabii ki bu kurtuluş imkanı CMR Konvansiyonu 18'e 2 uyarınca gönderen veya gönderilenin zararın bu sebepten kaynaklanmadığını ispat edememesi halinde mümkün olacaktır. Aksi halde taşıyıcı yine sorumlu olmaya devam edecektir. Burada aslında önem teşkil eden husus taşıyıcının nezaret yükümlülüğü. Yani yükleme ve istifleme işlemlerinin gönderici tarafından yapıldığı durumdaki nezaret yükümlülüğü. Taşıyıcının nezaret yükümlülüğü CMR Konvansiyonu madde 8 ve 9'da düzenlenmiştir. Bu nezaret yükümlülüğüne nasıl örnekler verebiliriz? Örneğin yüklemenin aracın dengesini, teknik donanımını ve manevra hareketlerini etkileyip etkilemeyeceğini kontrol etme yükümlülüğünü buna örnek olarak verebiliriz. Taşıyıcının bu hususları yükleme ve istifleme işlemleri yaparken ayrıca inceleyip eğer ki gördüğü bir yanlış ya da teamüle uygun olmayan bir yükleme istifleme varsa bunu aslında CMR senedine bir şerh koyarak bu sorumluluktan kurtulması mümkündür. Nezaret yükümlülüğü anlamındaki sorumluluktan. Ancak
Uygulamada, yani ben 9 senedir yaklaşık bu taşıma hukukuyla ilgileniyorum. Uygulamada taşıyıcıların bu anlamda çok fazla CMR senedine şart koyduklarını çok söyleyemeyeceğim. Benim önüme ya da denk gelmedi, onu da bilemiyorum. Bu yükümlülük uyarınca eğer ki yapılan bir yargılamada taşıyıcının yükleme ve istifleme sebebiyle gönderici tarafından yapılan yükleme ve istifleme işlemleri sebebiyle nezaret yükümlülüğü kapsamında bir sorumluluğu olduğuna kanaat getirirse de bu sorumluluk oranı yaklaşık %20 ile 50 arasında oluyor. 50'nin üzerinde genelde çok fazla çıkmıyor. Ancak burada aslında önem teşkil eden husus nezaret yükümlülüğünün poliçe kapsamına değerlendirilip değerlendirilmeyeceği. Burada aslında Yargıtay'ın konuya ilişkin yaklaşımlarından bahsederek ilerlemek istiyorum. Sigortacının nezaret yükümlülüğü kapsamındaki sorumluluğu aslında poliçedeki hükümlerle biraz şekil bulan bir husus. Bu özellikle bu İstanbul Anadolu 4 Asya Ticaret Mahkemesi'nin bu 18 Kasım 2014 tarihli kararı bizzat benim kendi takip ettiğim bir dosyaydı meslek hayatımın başında. Ve bu dosyada şöyle bir durum oldu. Yanlış yükleme ve istifleme işlemleri poliçe teminatı kapsamı dışında tutulmuştu CMR poliçesinde. Ve hasarın gönderici tarafından yapılan yükleme ve istifleme işlemleri sebebiyle meydana geldiği tespit edilmişti. Burada şöyle bir değerlendirme yaptı mahkeme. Yükleme ve istifleme işlemleri teminat kapsamı dışındaysa buna bağlı nezaret yükümlülüğü kapsamındaki yükleme ve istifleme işlemleri sebebiyle yüklenen sorumluluk da teminat kapsamı dışındadır dedi. Ve bu karar da temize de gitti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de bu konuda İstanbul Anadolu 4 Asya Ticaret Mahkemesi gibi bir karar verdi. Yine dedi ki poliçede yükleme ve istifleme işlemleri teminat kapsamı dışında tutulduğu için burada bu sebeple nezaret yükümlülüğü kapsamındaki sorumluluk da teminat kapsamı dışındadır dedi. Ve CMR sigortacısı yönünden davanın reddine karar verdi ve bu karar kesinleşti. Bu karar, Yargıtay'ın verdiği karar 2016 tarihli bir karar. Aslında çok eski tarihli bir karar değil o anlamda. Bu çok spesifik bir konu olması sebebiyle de çok fazla güncel tarihli karar bulunmadığını da belirtmek isterim. Bunu özellikle bu sunuma hazırlık yaparken ayrıca araştırdım. Bir diğer karar ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu konuya ilişkin vermiş olduğu bir karar var. Yine burada da aynı şekilde CMR poliçesine ek olarak düzenlenen özel hükümlerde emtianın yükleme ve istifleme işlemleri teminat kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu hüküm sebebiyle taşıyıcıya nezaret yükümlülüğü kapsamında yüklenen sorumluluk da bu kararda yine teminat kapsamı dışında değerlendirilmiştir. Burada da yine CMR sorumluluk sigortacısına sorumluluk yöneltilemeyeceği belirtilmiştir. Bu anlamda Yargıtay'ın konuya ilişkin yerleşik içtihadının poliçe hükümlerinden hareket ederek sigortacının sorumluluğunu tayin etme yönünde olduğunu söyleyebilirim. Bu aslında bir yandan yani bu kararı şu anlamda belki eleştirebiliriz. CMR yani şuradan bir sıkıntı yaratabilecek bir kısmı var. CMR sigortasında taşıyıcının CMR konvansiyonu kapsamındaki sorumluluğu teminat altına alınmakta. Ancak bu nezaret yükümlülüğü de bu CMR konvansiyonu kapsamındaki sorumluluk kapsamında. Ancak burada poliçe hükmüyle bunu teminat dışı bıraktığımız durumda ki tabii ki taşıyıcının ek prim ödeyerek bu teminatı satın alma imkanı vardır. Yani eğer sigortacı da eğer buna onay verirse, sigortalı da primini öderse tabii ki yükleme ve istifleme işlemlerine ilişkin teminat taraflarca anlaşılarak poliçeye eklenebilir. Ancak bu şekilde eklenmediği durumdaki düzenlemenin de CMR konvansiyon hükümlerine belki aykırı olduğu tartışılabilir. Ama tabii ki burada da yine poliçe şartlarıyla bağlı olduğu için sigortacı, sigorta poliçesindeki hükümlerle bağlı olunması gerektiği kanaatindeyim. Sunumumu özetleyecek olursam aslında burada sigortacının sorumluluğunun taşıma işleri yani yükleme ve istifleme işlemlerinin taşıyıcı ve gönderici tarafından yapıldığı durumlarda farklı olduğunu ancak genel olarak sigortacının poliçe hükümleriyle bağlı olduğunu ve bu poliçe hükümleri doğrultusunda hasarın teminat kapsamı dışında ya da içinde değerlendirileceğini belirtmek isterim.
Dediğim gibi en tartışmalı husus nezaret yükümlülüğü olabilir. Ancak nezaret yükümlülüğündeki mevcut kararlarda eğer ki poliçe kapsamında bir poliçe teminatında olmayan bir hasar sebebi söz konusuysa buna ilişkin nezaret yükümlülüğü de yükümlülüğün de poliçe teminat kapsamında olmadığı yönündedir. Bu anlamda umarım sunumum açıklayıcı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tam 20 dakika. Hadi ya. Sayın Sirkecioğlu, gerçekten tam 20 dakikada sunumunuzu yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Bütün sunumlarda olduğu gibi sizin sunumunuz çok bilgilendirici, açıklayıcıydı. Gerçekten bugün dinlediğimiz konular doktrinde çok derinlemesine incelenmeyen konulardı. O yüzden eminim herkes istifade etmiştir. Online olarak yöneltilen herhangi bir soru yok. Egemen Bey de bu arada bize katıldı. Ben müsaade ederseniz Egemen Bey bir sorunuz yoksa ben arkadaşlara bir iki soru yöneltmek istiyordum. Tabii hocam, benim sorum yok. Evet. Ben bir ara ayrılmak zorunda kaldım. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi katıldım, siz dinliyorum. Buyurun. Estağfurullah. Benim sayın konuşma sıralarına göre önce Sayın Şener'e bir soru soracağım. Dediniz ki bu lojistik şirketlerinin yüke yönelik de işlemleri olabilir. Böyle bir durumda mutlaka o riskleri de poliçeye yazdırmaları gerekiyor dediniz. Ancak sigorta şirketlerine ne derseniz deyin, onların bir sabit bir poliçeleri oluyor ve onlarda değişiklik yapmanız pek mümkün olmuyor. Acaba bu mala yönelik, ürüne yönelik bu tür riskleri de yazdırmak istediğimiz zaman sigorta şirketleri bize olumlu döner mi? Bu konuda bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Ayrıca bazı lojistik şirketlerinin müşteri memnuniyetini arttırmak adına dolaylı bir takım zararları da poliçeye dahil ettiğini söylemiştiniz. Acaba bu dolaylı zararlara birkaç örnek de verebilir misiniz? Buyurun lütfen. Tabii hocam. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Türkiye sigorta sektöründe aslında maalesef bu hani bahsettiğimiz teminatlar alınması çok kolay olmamaktadır. Sunumun başında da şöyle bir şey belirtmiştim. Firmaların mümkün olduğunca faaliyetleriyle uyumlu bir sigorta yönetimine sahip olması. Şimdi bu sigorta yönetimini de genelde büyük firmalar, benim hani yani danışmanlığını yapmış olduğum Alışan Lojistik firması da dahil olmak üzere genelde sigorta danışmanlarıyla, bu konuda uzman danışmanlar vasıtasıyla bu hizmetler alınmakta ve sigorta Türkiye sigorta sektörü de bunlara çok lojistik sektörüne biraz mesafeli olduğu için maalesef aslında bu bahsetmiş olduğumuz teminatların birçoğunu biz uluslararasından almak zorunda kalıyoruz. Hani bunlar evet alınamayacak teminatlar değil ama bir sigorta şirketleriyle firmaların aralarındaki iyi ticari ilişkiler ve sigorta şirketlerinin özellikle lojistik firmalarına olan güveni çok önemli. Eğer gerçekten işte bir depolamalarında verdikleri taşıma hizmetinde tüm önlemleri olabilecek tüm önlemleri, yani iş güvenliğinden tutun lojistik sektöründeki işte yetki belgeleri tam olması, aklınıza ne gelirse bütün önlemleri aldığına eğer o firmanın kanaat getiriyorsa, güven duyuyorsa bu teminatları daha kolay verebilmektedir. Ama dediğim gibi Türkiye sigorta sektörü maalesef hasar altyapısının çok yüksek olmasından dolayı lojistik sektöründe biraz daha mesafeli yaklaşmakta ve bu teminatlar yurt dışındaki pazarlardan biraz daha kolay alınabilmektedir. İkinci sorunuz hocam. Bazı lojistik şirketleri müşteri memnuniyetini arttırmak adına doğrudan mala evet. gelen zararı değil de dolaylı zararları da. Evet hocam. Dolaylı zararlara birkaç örnek.
Tabii ki hocam. Başımıza gelen bir hasardan bahsedebilirim bununla ilgili olarak. Bir koltuk üretiminde kullanılan bir ürünle koku veren bir ürün aynı depoda depolanıyor. Koku veren ürünün elleşlemesi sırasında koku daha fazla yayılıyor. Sonra bu koltuk üretiminde kullanılan ürün müşteriye gidiyor. Müşteri bunu fark etmeden koltuğu üretiyor. Sonra üretilen koltuk da dayanılamaz bir koku oluyor. Sebebi de araştırılıyor ki bunun işte o ham maddenin, koltuk üretiminde kullanılan ham maddenin depolandığı tesiste bu kokunun sirayet ettiği meydana çıkıyor. Dolayısıyla ve o koltuklar da imha edildi. Şimdi bir, o ham madde, kullanılan ham madde zayi oldu. Bu aslında zaten doğrudan zarar. Bir de o koltuk üretilen koltuk içinde kullanılan diğer tüm işte ham maddeler de zayi oldu ve ortaya çıkan nihai ürün de zayi oldu. Bu da dolaylı hasarlar. Hasarlar. Bir önceki sorunuzda da aslında belirtmiştim. Yani bu tarz dolaylı finansal zararlara, direkt finansal zararlara veya dolaylı hasarlara sigorta sektörü maalesef biraz daha temkinli yaklaşıyor. Onun için de eğer lojistik firmaları sigorta şirketi nezdinde yeterli güveni sağlayabilirlerse, gerçekten bütün aslında tedbirleri aldıklarına dair yeterli güvenleri sağlayabilirlerse bu teminatların alınması biraz daha kolaylaşmış oluyor. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Şener. Rica ederim hocam. Sayın Örekli, biliyorsunuz son yıllarda demiryolu taşımacılığında önemli bir takım değişiklikler yapıldı ve demiryolu taşımacılığı serbestleştirildi. Ama sinyalizasyon TCDD'nin hala da altında. Peki siz bu bağlantını açarken devlet demiryollarının sinyalizasyonundan kaynaklanan bir sebeple malda bir zarar meydana geldi. Sigorta şirketi ödedi. Acaba sigorta şirketinin davasını hem tren taşımacısına hem de demiryolu altyapı sinyalizasyonunun sorumlu TCDD'ye mi açıyor? Bu konuda hiç elinizde örnek var mı? Merhaba Cumhuray Hanım. Aslında bu konuda daha önce örnek bir kararda karşılaşmadım. Yani TCDD'nin sorumluluğunda olan hasarlarda kendilerine karşı tabii ki de rücu yaptığımız durumlar var. Ancak doğrudan bu sinyalizasyonla ilgili olarak bir hasarı karşılaşmadım. Bunun tespitini yani, ne şekilde yaptığı önemli aslında. Affedersiniz, hem tren işletmecisine yani taşıyana hem de TCDD'ye birlikte müteselsiz sorumluluk bazında açılan bir dava, hiç rücu davası var mı diye sormak istemiştim. Benim takip ettiğim dosyalar arasında görmedim. Örnek bir kararım yok. Ancak ikisine de karşı açılabileceğini düşünüyorum. Yani ikisinin de sorumlu olacağını düşünüyorum. Bir tanesininki taşıyanın sorumluluğuna göre bir sorumluluk olur. Diğeri haksız fiili nedeniyle sorumluluk olur diye düşünüyorum açıkçası bu konuda. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın Ekmekçi, bu arada kusura bakmayın, seslerin gidip gelişinde biraz zaman alıyor. Sizin sözünüzü kesmiş gibi oluyorum. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Tamam, sizden kaynaklanıyor. Sayın Ekmekçi, size de bir konuda bana bilgi vermenizi istirham edecektim. Şimdi dediniz ki yüklemenin gönderen tarafından yapılması durumunda bunu sadece sözleşmede yazması yetmiyor. Bir de fiilen yüklemeyi de onun yapması gerekiyor dediniz. Peki fiilen yapmadı ama sözleşmede yazıyor. Peki bu fiilen yapıp yapmayacağını bildirmesi gerekiyor mu? Bildirmediği zaman mı sorumlu oluyor? Bu konuda da bizi aydınlatabilir misiniz? Tabii. Gönderenin fiilen yapmadığı yüklemelerde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
gönderen böyle bir bildirimde bulunmak zorunda da değildir. Çünkü çoğu zaman taşıma işi bazen çok hızlı hareket edilmesini gerekebilir. Bir engel çıkabilir, taşıyıcıya devredilmiş olabilir, bir başka üçüncü tarafa devredilmiş olabilir işin o anki gereklerle. Fiilen kim yapmışsa yükleme sorumluluğu o tarafa ait olur. Ancak gönderenin bir temsilcisi yapmışsa bunu, yani onu temsilen bir başka üçüncü kişiye kendisi devretmişse, o zaman tabii ki sorumluluk yine gönderenin üzerinde olacaktır. Bu her türlü delille ispat edilebilir bir husus ayrıca. Hani mutlaka yazılı delille ispat edilmez. Bir kamera görüntüsü, bir fotoğraf işte veya bir mail yazışmasına bunun geçiyor olması da mutlaka bildirim yapılmasa da eğer gönderilen tarafından yapılmamışsa, bir başka tarafça yapılmışsa gönderen sorumlu olmayacaktır. Evet, teşekkür ederim. Son konuda da Sayın Sirkecioğlu'ndan ek bir bilgi istirham ediyoruz. Burada yükleme ve istifleme ile bazen maldaki ayıp birbirine karışabiliyor. Yani örneğin mal bir elektrik aksamını da içeren mobilya şeklinde tıra yükleniyor ve sonra tırda yangın çıkıyor. Burada istifleme, yükleme veya paketleme, ambalajlamadan kaynaklanan bir hasar olarak bu ortaya çıkabilir ama bazı durumlarda ise hani malın gerçekten ayıplı olması ile birleşebiliyor. Böyle bir ayrımı yapmak için izlenilen bir yöntem var mı acaba? Şöyle söyleyeyim, benim çok takip ettiğim örnek bir dosyam var. Ben onun üzerinden örnekle bahsetmek istiyorum. Meblağı da yüksek bir dosya. Orada emtia sigortacısı, daha doğrusu şöyle, orada şöyle bir durumumuz vardı. Sigortalı emtia poliçesi tahtında bir tazminat talebinde bulunuyordu. Ve orada da yine emtia, biz şöyle elektrik kontağından çıkan bir yangın olduğuna ilişkin bir teknik rapor, daha doğrusu öncelikle ekspertiz raporu alınmıştı. Daha sonrasında yangının çıktığı araç incelenerek, oradaki makineler incelenerek, bunun hani bir sürtüşme, yani iyi sabitlenmemesi sebebiyle bir sürtüşmeden mi kaynaklı olduğu, yoksa emtianın niteliğinden, yani kendi ayıbından mı kaynaklı olduğuna ilişkin teknik bir rapor aldık biz. Bu teknik raporla, yani sadece ekspertiz raporu bu anlamda yeterli olmayabiliyor. Çünkü oradaki raporu tanzim edenler tabii ki konularında uzman insanlar. Ancak bu çok teknik bir konu olduğu için orada şeye dikkat ediyoruz. O teknik rapordaki değerlendirmelerle eksper raporundaki değerlendirmeleri karşılaştırıp aslında hasarın hangi sebeple daha ağır bastığını, hangi hasar sebebi neticesinde meydana geldiği daha ağır basıyorsa biz orada parçalı kusurla aslında ilerlemeyi tercih ediyoruz. Eğer ki bir dağılım yapabiliyorsak, eğer yani direkt reddetmek yerine, ama tabii ki bu şeyse direkt elektrik kontağından çıkan bir hasarsa, o zaman komple direkt reddediyoruz ayıptan kaynaklı. Ancak istiflemenin de buna etkisi olabileceği kanaatindeysek ve buna ilişkin elimizde bir veri varsa, o zaman reddetmek yerine hasardan indirim yaparak ödeme yapmayı öneriyoruz. Yani bu tamamen o ayrımı ne kadar yapabiliyor olduğumuzla alakalı. Evet. Tesadüfen benim verdiğim örnek de elektrikle bağlantılı oldu ama benim verdiğim örnek eski bir Yargıtay kararı, Türkiye'den Yemen'e yapılan bir taşıma sırasında meydana gelen hasar ve zararla ilgiliydi. Ama verdiğiniz örnekle konu çok net anlaşıldı. Tekrar teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, sunum yapan değerli meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza, İstanbul Barosu'nun değerli üyelerine içten teşekkür ediyorum. Lojistik ve Taşıma Hukuku Günleri ikinci serisini yaptığımız bu ikinci oturumun gerçekleşmesini sağlayan İstanbul Barosu Başkanlığı'na ve yine bütün güzel organizasyonlara imzasını atan İstanbul Taşıma ve Lojistik Komisyonu üyelerine, Sayın Egemen Bey'in şahsında içten teşekkür ediyoruz. Hiç şüphesiz bu toplantı teknik destekleri olmasaydı Sayın Ali Kalkat'ın gerçekleşemeyecekti. Kendilerine de içten teşekkür ediyoruz. Oturumu kapatıyorum ve üçüncü oturumda tekrar buluşmak üzere diyor. Günler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.
Hocam biz de teşekkür ederiz. Teknik arızayı halletti Ali Bey, ona da teşekkür ediyoruz. Nuray Hocam bir kere şunu söyleyeyim. Siz sağ olun bize çok destek atıyorsunuz konuşmacı olarak ama oturum başkanı olarak da çok güzel bir performans gösterdiniz. Sorular çok güzel, konuşmacılar çok güzel noktalar, net ve derin noktalarla konuya yaklaştılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Tabii ben ya acaba şu konuları da düzenlesek, bu konuları da düzenlesek diye yarım sayfalık bir not aldım önüme. Örneğin işte zaman aşımı, hak düşürücü süreler, taşıma belgelerinin özellikleri, sonra kusurun özel ağırlığı meselesi, basiretli tacir meselesi falan. Bunlar gerçekten çok can alıcı noktalar. Yani burada kalmasın, hem size hem tüm konuşmacılara hitaben söylüyorum. Bunu devam ettirelim lütfen. Bunlarınız için teşekkür ediyorum. Ve üçüncü oturumda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi günler.